Lezzetin adresinden herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün yine çok sağlıklı bir tarifle karşınızdayım. Ama yemek tarifi değil, saçlarınızı besleyen, saçlarınızı şımartan bir kür tarifiyle karşınızdayım. Sakın saçlarım, ellerim kokar diye düşünmeyin. Gerçekten 6 ayı düzenli yaptığınız zaman saç köklerinde kuvvetlenme ve beyazlara bile müthiş çözüm olan bu karışımı ben sürekli yapıyorum, uyguluyorum ve gerçekten çok da faydasını görüyorum. Sarımsaklı, soğanlı, zeytinyağlı çok güzel bir sağlıklı kür tarifiyle saç bakım yağıyla karşınızdayım. Hemen malzemelere geçmek istiyorum. 1 adet soğanı ince tarafıyla bir güzel rendeleyelim. Aynı zamanda 2 adet sarımsağı da aynı şekilde rendeleyelim. Soğanın kendisini kullanmayacağız. Sadece suyunu kullanacağız. Eğer saçlarım kokar diye düşünüyorsanız saçlarınıza aynı şekilde parfüm ve deodorant sıkabilirsiniz ama kesinlikle kokusu rahatsız etmeyecektir. Çünkü içerisine koyacağımız malzemeler kokusunu tamamen olmasa da yok edecektir. Rendelediğimiz soğan ve sarımsakların suyunu bir güzel çıkartalım. Süzdürerek çıkartıyorum. Eğer saçlarınızda kalırsa ince bir tarakla taradığınız zaman da gerçekten saçınızda hiçbir şekilde kalmayacaktır. Güzelce sularını süzelim, posalarını atalım. Soğan ve sarımsağı ağızdan da tükettiğiniz zaman gerçekten biliyorsunuz antibiyotik değerindedir. O yüzden hem ağızdan hem de dışarıdan uygulama yapmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz süzgeçten de süzebilirsiniz. Süzülen karışımın içerisine soğanın üzerine süt ilavesi yapıyorum. 2 yemek kaşığı kadar süt soğanın ve sarımsağın kokusunu yok edecektir. Güzelce içinden ezerek geçirelim sütümüzü de. Süzüldükten sonra 1 adet yumurtanın sarısını alalım. Protein olarak yumurta hem içeriden hem dışarıdan alındığı zaman hem yediğinizde gerçekten size ayrıca bir şifa kaynağı, yumurtada bulunmaz bir nimet. Yumurtanın sarısını da bu karışımın içerisine ilave edelim. Ve tıpkı metabolizmayı hızlandırdığı gibi saç köklerini de hızlandıracak çok az karabiber ve çok az tarçın ilavesi yapalım. Kesinlikle yakmayacak. Hafiften saçınızın diplerini şöyle vurduğunuz zaman, masaj yaptığınızda orayı canlandıracaktır. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanıyorum. Ben hakiki zeytinyağınız yoksa normal zeytinyağı, badem yağı kullanabilirsiniz. Ve ben aynı zamanda bu zeytinyağlı karışımı boya kutularının içerisine koyuyorum. Bu peroksit kutularını güzelce yıkıyorum. İçerisine 2-3 adet patlatılmış sarımsağı atıyorum. Ve bunu da aynı şekilde bu karışımı yapmadığım zaman banyodan, duştan önce saç diplerinize masaj yaparak sürüp 15-20 dakika beklettiğinizde saç uçlarınıza da böyle güzelce masaj yapıp yedirdiğinizde hem kırıklara iyi gelecektir hem de saç diplerinizi kuvvetlendirecektir. Eğer saçlarınız yağlıysa sık sık değil ayda bir defa yapabilirsiniz. Saçlarınız kuruysa 15 günde bir yapabilirsiniz. Haftada bir kere yapabilirsiniz. Kesinlikle hiçbir zararı yok. İçerisine bir ampul E vitamini damlatıyorum. Hem sıvı karışıma hem yumurtalı karışıma ve aynı zamanda C vitamini. C vitamini biliyorsunuz vücudumuzun yapı taşı, hem dışarıdan hem içeriden C vitaminini de mutlaka almamız lazım. O da saç diplerimizi yine aynı şekilde canlandıracaktır. Bütün malzemeleri güzelce karıştıralım. Yine karışımımızın içine bir tatlı kaşığı yoğurt ilavesi yapalım. Hepsini bir güzel karıştıralım.
Ve karışımımız hazır. Yoğurt da yine aynı şekilde sarımsak ve soğanın kokusunu yok edecek. Aynı zamanda hem yağlı hem de probiyotik içeriden ve dışarıdan saç köklerinizi besleyecektir. Ağızdan da mutlaka yoğurt tüketmeyi, ev yapımı yoğurt tüketmeyi ihmal etmeyiniz. Karışımımız hazır. Bunu banyoya girmeden önce 15-20 dakika hatta yarım saat önceden yaparsanız saç diplerinize masaj yaparak, arada böyle parmaklarla birlikte masajla vurarak sert olmayacak şekilde fırçayla da vurabilirsiniz saç diplerinize, saç köklerinize. Bu şekilde içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye doğru güzelce vurarak yedirin. Saç uçlarına da aynı şekilde uygulayın. Bu yaptığımız karışımı da böyle avuçlarımın içerisine alıyorum. Bütün saç köklerini, saç diplerini bir güzel yediriyorum masaj yaparak. Masaj yaptığınız zaman da aynı şekilde orada canlanma ve hareketlenme olacaktır. Karabiber ve tarçından dolayı çok azıcık yanma olacağı için sakın korkmayın, 1-2 dakika sonra geçecektir. Ve bu gördüğünüz sabunun adı bıttım sabunu. Gerçekten defne sabunu da kullanabilirsiniz ya da zeytinyağlı sabunlardan, doğal sabunlardan da kullanabilirsiniz. Saçlarınıza ekstra bir yumuşaklık verecek, saç köklerinizi de ekstradan kuvvetlendirecektir. Karanfilleri de aynı zamanda 10-15 adet karanfili suyun içerisinde yaklaşık 3-4 dakika kaynatıp bu gördüğünüz boşalan serum şişelerimi boşaltıyorum, dolduruyorum. Duş sonrası, banyo sonrasında saçlarınızın diplerine, saçlarınızın uçlarına masaj yaparak sprey yerine kullanabilirsiniz. Gerçekten bu da saçlarınızı da çok güzel kuvvetlendirecektir. Her banyodan sonra bunu yapabilirsiniz. Acayip güzel kokuyor ve müthiş bir karışım. Karanfil biliyorsunuz antioksidandır. Aynı zamanda ağzımıza aldığımızda da diş etlerimizi besler. Dışarıdan da size çok güzel doğal saç koruyucu sprey olarak kullanabilirsiniz. Boşalan kutuları kesinlikle atmayın. Karışımımız hazır. Dediğim gibi 15 günde bir, ayda bir, haftada bir kere yapabilirsiniz. Mutlaka denemelisiniz. Denediğiniz zaman 6 ay düzenli yaptığınızda gerçekten beyazlamalarda ve saç köklerini kuvvetlendirmede oldukça etkili bir tarif. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Canlarını ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.